Bugün 10 Kasım 2021 Çarşamba. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 83. ölüm yıl dönümü. Onu saygıyla, minnetle ve özlemle andığımızı belirtir ve bugünkü videomuzda onunla alakalı güzel bir anıyı sizlerle paylaşmak istedik. İyi seyirler. Çocukluk ne güzel, çocuklar ne sevimli, ne tatlı yaratıklar değil mi? En çok hoşuma giden halleri nedir bilir misiniz? Riyakarlık bilmemeleri, bütün istek ve duygularını içlerinden geldiği gibi açıklamaları. Çocuklara dair bu güzel sözler Mustafa Kemal Atatürk'e ait. Çocuklar onun için her zaman çok önemliydi. Yeni bir ülke hayali kurarken de önceliği hep çocuklardı. Onlar bizim geleceğimizdi. Bu yüzden 23 Nisan'ı tüm dünyadaki çocuklara armağan etti. Atatürk'ün çocuklara olan sevgisinin kanıtlarından biri de Cumhuriyet'in ilanından yalnızca bir gün önce yazılmış 10 yaşındaki Amerikalı bir çocuk olan Curtis LaFrance'den kendisine gelen duygu dolu mektup ve Atatürk'ün harika cevabıydı. Cumhuriyet'in yeni ilan edildiği 1923 yılında Atatürk ve arkadaşları büyük bir yoğunluğun içindeydi. Oldukça kritik iç ve dış meseleyle boğuşulan bu zor dönemde Atatürk bütün gününü çalışmaya ayırıyordu. Bir gün yaveri elinde bir zarfla Atatürk'ün odasına girdi. Paşam, bir mektubunuz var Amerika'dan. Mektup 10 yaşındaki Curtis LaFrance adındaki Amerikalı bir çocuktan gelmişti. Küçük çocuk Saturday Evening Post gazetesindeki Türk lideri Mustafa Kemal hakkındaki yazıdan çok etkilenmişti. Çok heyecanlandı ve o çocuksu heyecanıyla Atatürk'e bir mektup yazmıştı. Sayın efendim, ben 10 yaşında Amerikalı bir çocuğum. Türkiye'ye ve yeni hükümetine büyük bir ilgi duyuyorum. Siz ve Bayan Kemal hakkında bir röportaj okudum. Türkiye hakkında bir defterim var ve şimdiden siz ve Bayan Kemal hakkında birçok yazı ve resim topladım. Lütfen Amerikalı bir çocuğa bir küçük not ve bir imzalı fotoğrafınızı gönderin. Bir gün Türkiye'yi görebileceğimi umut ediyorum. Saygılarımla, Curtis LaFrance. Mektup Cumhuriyet'in ilanından 2 hafta sonra Atatürk'e ulaşmış ve bu mektup onu çok etkilemişti. Türkiye Cumhuriyeti Başkanlığı özel başlıklı bir kağıt aldı ve başka bir cumhurbaşkanına yazar gibi ciddi bir üslupla mektubu yanıtladı. 11 Kasım 1923'te küçük çocuğa bir cevap yazdı. Aslıyla birlikte İngilizce'ye çevrilip gönderilen Atatürk mektubunda şunlar yazıyordu. Bay Curtis LaFrance, mektubunuzu aldım. Türk yurdu hakkında ilgi ve iyi dileklerinize teşekkür ederim. İsteğiniz üzere bir fotoğrafımı gönderiyorum. Amerika'nın zeki ve çalışkan çocuklarına biricik öğüdüm. Türkler hakkında her eşitliklerine gerçekmiş gibi bakmayıp kanallarını bilimsel ve esaslı incelemelere dayandırmaya önem vermeleridir. Başarılar ve mutluluklar dilerim. Türkiye Reisi Cumhuru Gazi Mustafa Kemal. Bu mektup ise yıllar sonra oldukça tesadüfi bir şekilde ortaya çıktı. LaFrance, Newport Protestan Kilisesi'nde eşya satılan bir dükkanda bir Türk kadını ile tanıştı. Sohbet sırasında mektuptan bahsetti. Türk konsolosluğundaki bir arkadaşına bu mektuptan bahsedince olay bir gazeteciye kadar gitti. Dönemin Kültür Bakanı İstemiyan Talay, LaFrance'i 75. yıl kutlamaları için Türkiye'ye davet etti. Ve Cumhuriyet'in 75. yıl kutlamalarında kızıyla birlikte Türkiye'ye gelen LaFrance, Atatürk'ten gelen mektubu Anıtkabir'deki müzeye teslim etti. Müzede bir seremoni gerçekleştirildi. Türk resmi görevlileri LaFrance'e içine Mustafa Kemal'in bronz maskının da olduğu Osmanlı vazosu ve bir Türk duvar halısından oluşan çeşitli hediyeler verdiler. 85 yaşında bir çocukluk hayalini gerçekleştiren LaFrance, 1938'de Atatürk'ün ölüm haberi geldiğinde 25 yaşında bir delikanlıydım. Niye ağladığımı kimse anlamadı demişti. Ve Curtis LaFrance 11 Kasım 2012 yani Atatürk'ün ölüm yıldönümünden bir gün sonra 99 yaşında hayatını kaybetti. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla anıyor ve videomuzu sonlandırıyoruz.